FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Kariyerimizin 3. bölümüne sizlerle birlikteyiz ve 3. bölümde ilk maçımız Alanya Spor maçı. Alanya deplasmanına gidiyoruz. Zor bir maç olacak. Deplasmana gitmek gerçekten ve kötü günler geçiren bir takımın deplasmanına gitmek bizim için zor. Alanya Spor 17. sırada, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetleri var. Rakipte Gassam yokmuş. 4-4-2 ile oynuyorlar. Bakalım inşallah bir duruma geliriz. Şimdi şu kanat oyuncularına da bir her zaman pres yapalım. Zayıf ayak, zayıf ayak diyelim. Evet. Konuk ekibin vuruşuyla maç başladı. Ozan, Isla, Ekici. Isla'yı iki yönlü bek olarak kullanıyorum. Biliyorsunuz orta saha özellikleri de var Isla'nın. İki yönlü bek yaptığımız zaman biraz daha orta sahaya doğru giriyor bek oyuncusu. O yüzden hani Isla'nın da Şikirtel indirdi Yiğitan. Atın o golü. Isla'nın da orta sahada etkinliğini kullanmak istedim. Yiğitan. Çeviremedik orada topu. Şikirtel karşıladı. Landel'de kaldı. Lazic. Tekrar Landel. Emre Akbaba. Wagner Love. NBA geriye dönmek zorunda kaldı. Scala. Emre Akbaba. Maniatis. Açık arıyorlar. Emre Akbaba. Yalnız o bese rağmen Emre Akbaba orada iyi bir şut çıkardı. Zavelas. Valbuena karşılıyor. On beş şut, dördü kaleyi bulmuş. Biraz daha tempomuzu düşürüp, biraz daha rakip cezalarına paslaşarak gir komutuyla. Aman aman, çok tehlikeli bir top. Neyse ki golle sonuçlanmadı. Biraz daha tempomuzu düşürüp, biraz daha yerinde paslarla cezalarına paslaşarak girmeye çalışalım. Evet, görüyorsunuz böyle yapılıyor. Cezalarına paslaşarak gir komutu böyle. Lan 120 metreden şut çekiyorsun yani. Maniatis, Landel. Rahat oynatmayın, rahat bırakmayın. Evet, çok güzel. Yiğitan, Mehmet Ekici, Atıf. Bu arada Atıf ve Valbuena'yı da ofansif iç forvet destek olarak kullanıyorum bu maçta. Emre Akbaba. Neyse, kötü bir vuruş geldi Emre Akbaba'dan. Atıf pek iyi oynamıyor. Valbuena da pek iyi oynamıyor. Hemen eski yerlerine getirelim bunları. Valbuena ofansif oyun kurucu. Atıf Şeşu'yu da kanat hücum olarak kullanalım. Geriye başladık. Şöyle bir çemkirerek takım konuşması iddialı bir şekilde diyelim ki istekli oynayın. Maniatis Fiat. Atıf, Valbuena inişli çıkışlı oynuyorlar. Yani Zavelas, yapma be abicim be, yapma be. O seken topa bizden yetişecek kimse yok mu? Bu kadar mı şeyiz ya? Atıf şey şu yerine Alper'i atalım. Metekici Alper, çok iyi kontrol. Yiğitan, Soldado. Gerçekten çok güzel paslaşmalar sonucunda gelen bir gol. Biraz daha kanatlara inelim. Bekleri ileri çıkar, talimatını kapatalım. 20 şut çekmişiz, 6'sı kaleyi bulmuş. Buna bir çare bulmak lazım. Yani Giuliano, sen daha etkili oynaman lazım. 85. dakikaya geldik. Mehmet Ekici, çok güzel kaptın, çıkmasın o top diyecektim ama nedense hep maç biterken böyle toplar olur ya, oyuncuların yetişemeyeceği toplar olur. Bu da onlardan birisiydi. Bir birlik beraberlikle sahadan ayrılıyoruz. Tam 21 şut çekmişiz. Bu şutların 7'si kaleyi bulmuş. Biraz daha tempomuzu düşürüp rakip cezalarına paslaşarak gir talimatını verebiliriz. Bu şutların daha isabetli olmasını sağlamak için
Ben bunları düşünürken Adana maçına doğru ilerleyelim. Adana maç önünde sizlerle birlikteyiz. Önce Alanya, sonra Adana, Akdeniz takımlarıyla oynuyoruz ama inşallah sonuç Alanya maçı gibi olmaz. Bu arada Emre Uruç yokmuş, sakatmış. Çok da hoşumuza gitti bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Bu arada Beşiktaş maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş. İnşallah bu maçı kazanıp emanetimizi geri alacağız. Geçen maçtaki iç forvet destek olayını iptal edip bu maça normal halimizde başladık. Bakalım ne olacak. Bu arada rakip talimatlarında şu şeyi unuttuk. Yeboah'la Gökhan. Gökhan Süzen hala oynuyor mu ya? Yaşına gelmiş. Başakşehir, Beşiktaş. Aslında iyi de bir adamdı ama Beşiktaş'a transferi çok bence yanlıştı. Ondan sonra da zaten oyunu unutuldu yani. Gökhan Süzen diye bir futbolcu varlığı tamamen aklımdan çıkmış. Şu an görünce hatırladım. Evet. Orta saha çizgisinde oynayan kanat oyuncularını da rahat ettirmek istemiyoruz. Bu arada 6 şut çekmişiz. İkisi kaleyi bulmuş. Dediğimizi deneyelim. Bakalım biraz daha etkili olabilecek miyiz acaba? 8 şut çektik. 4. Ya şut sayımız hiç fena değil ama şut kalitemiz mi düşük? Nedir anlam veremiyorum. Giuliano çok kötü oynuyor. Atıf Şeşu'yla yer değiştirelim Giuliano'yu. Daha doğrusu yerine Giuliano'nun yerine Atıf Şeşu'yu atalım. Gizli forvet yapayım. Solda Adocan sen de tam forvet hücum oynamaya devam et. Yeboah çok etkili geldi. Vinicius bomboşta kaldı ama neyse ki bu ağlarla buluşturamadı. Vinicius fena da vurmadı aslında ama çok fazla bir farkla da çıkmadı top dışarı. Solda da Valbuena pek iyi oynamıyor. Isla da çok kötü oynuyor. Isla'yı iki yönlü bek olarak kullanıyorduk biliyorsunuz. İsmail Köybaşı da çok kötü durumda. Yeboah, Reinaldo, Tevfik. Paslaşmalar beni korkutuyor. Bir vuruş. Yalnız dünyanın şutunu çektik ya. Bunlardan birisi gol olmalı artık sanki. Atıf sen de git santrafora yani. Hadi Dirar sen iç forvet hücum yani olmaz senden ama. Hadi oldu diyelim yani olmaz ama. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Ah be abicim, o golü nasıl kaçırdın lan? Solda da bütün hayallerimi suya düşürdün şu an. Reinaldo yener. Aman 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 Vinicius Kameni tuttu. Maçtan da beraberlikle ayrılıyoruz. Yani 19 şut çektik, 6'sı kaleyi buldu. Gerçekten bir şeylik var, tuhaflık var. Bir takıma patlamaya başlayacağız ama neyse. Olympiakos maçına hızla ilerleyelim. Buraları kesmeye gerek yok. Şöyle yerime güzelce yerleşeyim ben. Da biraz çekeyim. Evet, muhabbet sohbet ede ede sonraki maça doğru ilerleyelim. Bu kadar kötü olmaması lazım bu maçların ya. Yani şut sayımız iyi, çok iyi hatta şut sayımız hiç kötü değil. Ama bu kadar az gol.
Hatta hiç gol atamadık ya. Yani son maçı unuttum. 9 şut muydu, 6 şut muydu kaleyi bulan? Kaleyi bulan 6 şut var. Rakibin 4 tane kaleyi bulan şutu var. Birer tane mutlak gol pozisyonu. Emenike tehlikesi. Evet, geçen maçta da vurgulanan bu Emenike tehlikesinin altında ezildik kaldık. Bizim bu işe çare bulmamız lazım. Gol atamama mevzusunu çözmemiz lazım. Evet, mali durum çok sıkıntılı gerçekten. Ödemelerimiz var sanırım. Giderlere bir bakalım. Geçen ay ve bu ay ödediğimiz paraya bakın. Sanırım bu aylık banka kredisi zaten burada yazıyor. Borç geri ödemeleri ve faiz 1,6-1,7 milyon euro. Her ay sabit paramız var ödenen. Bizim maç kazanmamız lazım. 750 bin euro falan alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 milyon euro alıyoruz. Eğer bu maçı kazanırsak bu ayki paramızı kullanmış olacağız. Van der Wiel alalım. Yani Isla da iyi oynamadı bu maçta. Daha iyi oynaması lazımdı. Van der Wiel kanat bek yapalım. Van Persie düzelecek de, kendine gelecek de. Hadi bakalım çocuklar. Aslında Giuliano'yu ofansif orta saha hücum yapalım. Bakalım biraz daha önde oynatmaya çalışalım. Sen de sahte forvet değil, tam forvet hücum ol. Ya oyuncularda da form düşüklüğü var şu an. Öyle de bir olay var. Son iki maçtır özellikle ki oynamıyorlar. Kötü oynuyorlar aksine. Hani vasat da değil işte. Beklerim kötü oynuyordu mesela iki maçta da. Dakikaya geldik. 5 şut çekmişim. Kaleye olan bir tane şut var. Rakip 4 şut çekmiş. Martins duran toplar tehlikeli. Kameni çıktı aldı neyse ki. Ve bir an Emenike'yi görünce tedirgin oldum. Ozancım 80-90 metre pas atmana gerek yok senin. Ve İsmail Soldado. Tekrar İsmail. Cipriano Valbuena. Vurma kaleye. Allah senin cezanı vermesin. Koşu yoluna pas olayını düzelteceğim. Solda Ado Dirar. Yine o kurtarıyor. Geçen maçta da dünyaları kurtardı zaten. Capuano bizi perişan etti. Ozan. Ah be Giuliano. Çık alsana o topu. Ekici Yiğitan. Valbuena. Kanada dönün biriniz. Dirar. Dirar ve atıyor golü. Maçta 40. dakika Nabil Dirar bu sezonki ikinci golünü attı. Uf, yüreğimize su serpildi valla. Ozan iyi gördü orada boşluğu. Aslında iki yönlü bek Dirar diyorum ya. Isla iyi oynayabilirdi. Orta saha özellikleri olan bir oyuncu. Yani o çizgisi çevresinde fena olmazdık. Valbuena, Soldado sağa döndü. Ozan, Dirar. Kanada dönsem var ya süper olacak. İsmail ulan biraz daha çevirsene. Ozan İsmail'e gelmedi Yiğitan. İsmail Giuliano harika bir pas. Papino sen kaleci misin? Nesin abicim? Böyle topları tutma. Mehmet Ekici. Ozan. Evet. Ah be. Arka direğe geçse güzel olacaktı. Sakin oynayın. Sakin top bizde. Kameni. İtan. Mehmet Ekici. Valbuena. Soldado çok şık aldı öne. Yana bırak. Yana bırak. Yana bırak. Vurma be abicim be. Yani o kadar güzel topu önüne aldın ki. Yani o pas verişinle bitirdin yani. O öne alma tamamen çöp oldu. Bu arada Valbuena pek iyi durumda değil. Pasif oyun kurucu destek yapalım Valbuena'yı. Soldado dirar derken Sarsela Agagiotis Emenike çok güzel pas Silva'ya bomboş kaldılar sağ tarafta Alejandro Silva Uruguaylı bomboş geldi attı golü. 2 numara mı lan sağ açıkları? Ulan 2 numara sağ açık mı olur?
Mehmet Ekici Valbuena çok güzel bir top. Soldado, Soldado ağları deldi. Helal olsun Valbuena'cım sana. İyi ki çıkarmamışım, iyi ki destek yapmışım. Çok güzel bir asist. Ya Emenike gene gidiyor. Yalnız var ya yazıyordu Emenike. İsmail yerine Hasan Ali Kaldırım alalım. Talimatlardan birkaç değişiklik yapalım. Daha disiplinli oynasınlar. Kontrollü. Artık topa sahip olmamız lazım. Bu dakikadan sonra istediğimiz skoru yakaladık. Çünkü daha disiplinli oynayıp Kameni harikasın Kameni. Sakin. Acelen yok. Oğlum tutsana o topu. Ne acelen var hemen yapıştırıyorsun ya. İleride bir kişiyiz. Ya şimdi işte egzantrik yani bak. Kısa pasta oyna. Daha az riskli pas. Topu beklere ver. Kısa oyna. Bu kadar talimat var. Adam hemen şey yapıyor abi. Degaj dikiyor. Mehmet Ekici hadi 3. gol gelsin. Bitsin bu iş. Penaltı. Penaltı. Andre Martins penaltı yaptırıyor. Soldado. Yapıştırman lazım abi senin bunu. Penaltı kullanman 16. Ayıp yani. Atamazsan çok ayıp. Soldado atıyor. 3-1. 71. dakikada 3-1'lik üstünü yakaladık. Yunanistan'da. Sarsela aman aman diyecektim. Aman diyecektim. Adamın topa gelişinden belli. Andre Martins skoru 3-2'ye getiren golü atıyor. Soldado Giuliano Valbuena iyi çekti boşluğa. Dirar orada pası versem var ya. Gitan çok iyi gönderdi. Hasan Ali. Soldado Roberto Soldado 4-2. Maçta 86. dakika. 4-2'ye geldi. Artık oyuncu değiştirelim lan. Herkesin canı çıktı. Ekici yerine kimi alalım? Alper Potuk'u alalım. Stoper hattını bozmak istemiyorum. Matthew Valbuena yerine de atıp Şeşu'yu atalım. Zegeler. Şikirtel karşıladı. Martins. Odija. Alper çok yerine müdahale ama çok heyecanlı bir top attın Alper. Hiç gerek yok. Sakin. Girar. Giuliano'yu çok iyi gördü. 4-2. Çok güzel bir galibiyet. Yani alacağımız para beni daha da mutlu etti. Yani 13 tane kaleyi bulan şut varsa 4 gol olması normal. 8 şut kaleyi bulmuş. 2 tanesi biraz fazla gelebilir ama demek ki iyi şutlar. 6 şut, 10 şut kurtarmışız. Maçın adamı Soldado hat-trick yaptı. 7 puanımız var. UEFA'yı garantiledik zaten. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma ihtimalimiz de olabilir. Yalnız 1,5 milyon euro para aldık var ya bu sıkıntıda ilaç gibi geldi o para. Şimdi Kasımpaşa ile oynayacağız. Bu bölümün son maçı olacak. Artık 4 maç 4 maç ilerleyeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Şu aşağıya. Tık 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 indik aşağı. Takım biraz iyi oynamıyor. Tabii bu performanslarına etki eden şey yoruluyorlar artık. Maç günleri çok sıkışık. Onunla alakalı da sıkıntıları var. Favori olarak çıktığımız bir maç. Bakalım nasıl olacak. Kameni milli takım. Kameni Fransa değil. Yok, Fransız değil. Kameni milli takım kalecisi mi? Kamerunlu. Vallahi adam. Yok. Kasımpaşa 9. sıradaymış. Şu Kasımpaşa'ya 2 tane atsak. İlk yarı atıp ikinci yarı yazsak. En sevdiğim. İlk yarı atıyorsun ikinci yarı al gülüm ver gülüm. Pas oyunu. Dikenik. Yana ver, sağa ver, sola ver. İleri gitme ama.
Bu arada stoperlerden biri cezalı. Yiğit Han mı? Yok, Şikirtel cezalıymış. Dinlendirelim onu. Mehmet Topal'ı atalım. Şener'i alalım. Şener mal yerine Hasan Ali Kaldırım'ı alalım. Hasan da çok kötü durumda ama mecbur oynatacağız abi. Bir oyuncu Roman Neuchstetter var gerçi. Yiğit Han'ın yerine de Neuchstetter'i atalım. Yani ne kadar güven veriyor bilmiyorum ama Şener'in yerinde de İsa kalsın sahada. Abicim seni bezgeni unutmadan tam forvet hücum. Sen de ofansif orta saha hücum. Evet, şimdi Kasımpaşa maçına çıkacağız. İnşallah istediğimiz skorla sahadan ayrılabiliriz. Aslında bir tane belki iki yönlü bek olarak oynatmayı istiyorum. En azından iki yönlü bek de görelim. Çünkü orta sahaya giren bek oyuncusu güzel. İyi olur. Ceza alanına girmeye çalışacak falan. Rangel. Necip. Rezege. Buradan karşıladı. Of. Dönen topu alamazsak ilk toptan daha tehlikeli diyecektim ki neyse ki offside mi? Zaten şey pinball gibi oldu. Oraya 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 her yere çarptı. Hadi son maçta beni üzmeyin. 4 şut çektik, 1 kaleyi buldu. 5 şut çektik, 1 kaleyi buldu. Tabi bunda hızlı hücum yapmanın da etkisi var. İlk yarı bitmek üzere. Bari bir tane tehlikeli pozisyonumuzu gösterseydiniz be kardeşim. Soldado, Mehmet Ekici, Roman Neuchstetter. Stoper hattımız biraz sıkıntılı. Ekici, Ozan. İşte budur abicim, işte budur ya. Giuliano atıyor. Sezonki 8. golü, sessiz kahraman. Gole kadar da belki de hiçbir şeyi yoktu yani sahada. Bernard, aman aman. Of, bomboş arka taraf. Abi Kameni sen ne yaptın öyle ya? Bu top gol olsun, bu top gol olsun. Nabil Dirar. Dirar ne yapıyorsun öyle, pas mı atılır? Dünyanın en saçma pas verme şekli ya. Ramazan uzun oynadı. Hasan Ali, Valbuena, Ekici. Evet iyi gidiyoruz. Top bizde. Kaç pas yaptık? Giuliano. Giuliano yapma şu topu. Bu kararsızlığı niçin yaşıyorsun? Bunu nasıl kontrol edemiyorsun orada? Sakin oynayın. Soldado. Ozan. Bırak kanada. Abi çok güzel top attılar. Çok güzel top attılar. Pavelka. Oha ya. Neuchstetter hani topun oraya çevrilmemesi gerektiğini bilmiyor. Aşırt arka tarafa doğru ya da atacaksın korneri abi. O top öyle karşılık verilir mi? Üç lig maçında 3 beraberlik alacağız. Bu maç böyle biterse. Van der Wiel, Nabil Dirar, Ozan. Herhalde kaleyi gördüğünde vur desem 40 şut falan çekeceğiz. Abicim ya olamaz ya. Şanssızdınız bu diyelim bari de. Maç istatistiklerine bakalım. Bir tane mutlak gol pozisyonu var rakibin. 23 şut çekmişiz. 10'u kaleyi bulmuş. Ramazan 5 tane top kurtarmış. Hani 5 tane kurt. O abi nereden tuttun sen bu topları? Şuraya baksana ya. Adam ağzının içinden tutmuş topları. Kale içinden tutmuş resmen. 6 pastan 5 tane şut kurtarmış. Ve bunların hiçbiri de mutlak gol pozisyonu değil mi yani? Neyse yapacak bir şey yok. Bol sarılı ve bol yeşilli olmadı ama bol sarılı bir bölüm oldu. Bir sonraki bölümde Konya deplasmanıyla başlayacağız. Konya, Dortmund, Antep, Samsun maçlarını yapacağız. Ziraat Türkiye Kupası maçlarımız da başlıyor artık. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.